Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun payshanba. Huquqbuzarliklar profilaktikasi kunida sizlar bilan jinoyat va adolat ko'rsatuvining navbatdagi sonida uchrashib turibmiz. Bugungi ko'rsatuvimizda joriy yilning 13-oktyabr kunidan 20-oktyabr kunigacha bo'lgan davrda viloyatimiz hududida qayd etilgan jinoyat va hodisalar to'g'risida ma'lumot beramiz. Hisobot haftasida 54 ta jinoyat qayd etilgan bo'lib, ularning turlariga to'xtaladigan bo'lsam, 12 ta firibgarlik, 9 ta giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlar, 7 ta transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish, 5 ta o'g'irlik, 4 ta o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, 4 ta uchuvchisiz uchadigan apparatlardan, ya'ni dronlardan qonunga xilof ravishda foydalanish, 3 ta tan jarohati bilan bog'liq jinoyatlar, 3 ta hujjatlarni qalbakilashtirish hamda 7 ta boshqa turdagi jinoyatlar sodir qilingan. Yuqorida aytib o'tilgan jinoyatlarni shahar va tumanlar kesimida ko'radigan bo'lsak, Urganch shahrida 11 ta, Urganch, Yangi bozor va Xonqa tumanlarida 5 tadan, Xazarasp, Yangari, Qo'shko'pir tumanlarida va Xiva shahrida 4 tadan jinoyatlar hisobga qo'yilgan bo'lsa, Tuproqqala, Bog'ot, Gurlan va Xiva tumanlarida 3 tadan jinoyatlar qayd qilingan. Jinoyatlar tafsilotini hisobot haftasida eng ko'p qayd etilgan firibgarlik jinoyatlari tafsiloti bilan boshlayman. Firibgarlik jinoyati deyarli har hafta keltirib o'tadigan jinoyat turlaridan biriga aylandi. Bunga asosiy sabab sifatida yurtdoshlarimizning ishonuvchanligi o'zaro oldi-berdi masalalarini amalga oshirishda ikkinchi tomonning moliyaviy ahvolini hamda vakolat doirasini o'rganib chiqmaslik kabi omillarni keltirib o'tish mumkin. Fuqarolar o'rtasida olib borilayotgan turli targ'ibot va tashviqot tadbirlarimizga qaramasdan, ming afsuski, joriy haftada eng ko'p qayd etilgan jinoyat turi yana bir bor firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlar bo'ldi. Jumladan, Xazarasp tumani Karvak mahallasida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan shaxs shu yilning avgust oyida mahalladoshini ishonchiga kirib, uni ukasini Urganch davlat universitetiga o'qishga kiritib berishni va'da qilib, undan 5 million so'm pullarni firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritganligi aniqlangan. Shuningdek, Tuproqqala tumanida yashovchi, shu tumandagi umumta'lim maktabida direktor bo'lib ishlovchi shaxs mahalladoshiga tanishlari orqali kelinini oliy o'quv yurtlaridagi o'qishga kiritib berishni va'da qilib, evaziga 64 million so'm pulni olib, firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan. Undan tashqari, Xonqa tumani Qorakosh mahallasida yashovchi 1981-yilda tug'ilgan shaxs joriy yilning may oyida tanishiga tuman dehqon bozor qishlog'i hududidan 8 sotix yer maydonini 20 million so'mga sotishini aytib, aldab pullarni olib, shu kungacha hujjatlarni rasmiylashtirib bermasdan firibgarlik jinoyatini sodir qilgan. Yuqoridagi barcha holatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Aziz yurtdoshlar, oldingi ko'rsatuvimizda ham alohida ta'kidlab kelayotganimiz bu yo'l transport hodisasi bilan bog'liq jinoyatlardir. Joriy haftada ham afsuski yurtdoshlarimiz yo'l transport hodisasining qurboni va jabrlanuvchisiga aylanishdi. Jumladan, Yangi bozor tumanida yashovchi 2003-yilda tug'ilgan qiz otasiga tegishli bo'lgan Nexia rusumli avtomashinani hech qanday hujjatlarsiz tumanning bog'cha ko'chasi bo'ylab boshqarib borayotib, shu yo'lda qatnov qismida kesib o'tayotgan piyoda, ya'ni 2020-yilda tug'ilgan qizchani urib yuborgan. Natijada qizaloq tan jarohati olib, kasalxonaga yotqizilgan. Shuningdek, Bog'ot tumanida yashovchi 2003-yilda tug'ilgan yigit otasiga tegishli bo'lgan Cobalt rusumli avtomashinani Urganch-Xonqa avtomobil yo'lining 6-kilometrida boshqarib borayotib, yo'lni kesib o'tayotgan Guliston mahallasida yashovchi 2005-yilda tug'ilgan piyodani urib yuborgan. Ushbu piyoda tan jarohatlari olib shifoxonaga yotqizilgan. Xuddi shuningdek, Gurlan tumanida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan shaxs Lacetti rusumli avtomashinani Yangi bozor tumani Qiyot mahallasi hududidan o'tgan Urganch-Gurlan avtomobil yo'lining 27-kilometrida boshqarib borayotib, yo'lni kesib o'tayotgan piyoda, ya'ni tumandagi o'rta maktabning 8-sinf o'quvchisini urib yuborgan. Natijada o'quvchi bola olgan tan jarohatlaridan tuman kasalxonasida vafot etgan. Yuqoridagi keltirib o'tilgan barcha holatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat sodir qilib, tergov va sud organlaridan yashirinib yurgan 2 nafar shaxs
İçki işler organları tomonidan olib borilayotgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida o'tgan hafta davomida ushlanishiga erishildi. Jumladan o'g'irlik jinoyatini sodir qilib, odil sudlovdan yashirinib yurganligi sababli qidiruvda bo'lgan Urgan shahrida ro'yxatda turgan 1979-yilda tug'ilgan shaxs Toshkent shahar hududida ushlanib, hibsxonaga joylashtirilgan. Shuningdek, firibgarlik jinoyatini sodir qilib, sudga yetib kelishdan bo'yin tovlab, yashirinib yurganligi sababli qidiruvda bo'lgan Shovot tumani Tafakkur ko'chasida ro'yxatda turuvchi 1983-yilda tug'ilgan shaxs Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumani hududida ushlanib, sudda ishtirok etishi ta'minlandi. Aziz yurtdoshlar, hafta davomida viloyatimiz hududida qayd etilgan jinoyat va hodisalarning tafsilotini sizning e'tiboringizga yetkazar ekanmiz. Bundan ko'zlangan maqsadimiz yagona. U ham bo'lsa, sizlarni ogohlik va hushyorlikka chaqirish orqali viloyatimizni jinoyatlardan xoli hududga aylantirishdir. Yurtdoshlarimizni jinoyatchilikka qarshi murosasiz kurashishga chorlaymiz. Chunki bosh qomusimizda ham jamoat tashkilotlari va fuqarolar qonuniylik va huquqiy tartibotni, fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini himoya qilishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yordam ko'rsatishlari mumkinligi belgilab qo'yilgan. Unutmang, tinch va osoyishta yurtda rivojlanish va taraqqiyot bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Joriy yilning 18-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ulug'bek Muhammedov tomonidan Xorazm viloyati aholisi uchun migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish sohasidagi murojaatlar bo'yicha sayyor qabul o'tkazildi. Albatta, markaziy boshqaruv organlarining mas'ul xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan sayyor qabullar murojaatlarni qabul qilish va qonuniy hal etishda aholi uchun qulaylik yaratishi shubhasiz. Chunki sayyor qabullarni markazdan olis hududlarda o'tkazish murojaat qiluvchining vaqti hamda yo'l xarajatlarini tejash imkonini beradi. Urgan shahrida bo'lib o'tgan mazkur sayyor qabulda 12 ta murojaat kelib tushdi. Har bir murojaatning ortida inson taqdiri borligidan kelib chiqqan holda polkovnik Ulug'bek Muhammedov murojaatlarning maqsad va mazmunini puxta o'rganib, ularni qonun doirasida hal etishga alohida e'tibor qaratdi. Uzoq yillardan beri yurtimizda yashab kelayotgan bo'lsa-da, turli byurokratik to'siq sababli O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilinmasdan kelgan ko'plab yurtdoshlarimiz endilikda soddalashtirilgan tartibda O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilinayotganligini hech mubolag'asiz yangi O'zbekistonda inson qadrini ulug'lash uchun yaratilgan imkoniyatlardan biri deya olamiz. Ushbu ezgu islohotlarning natijasi o'laroq Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi boshlig'i kuni kecha O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilingan Xorazm viloyatida yashab kelayotgan bir guruh yurtdoshlarimizga ID kartalarini tantanali ravishda topshirdi. Shuningdek, 16 yoshga to'lgan bir guruh yoshlar ham o'zlarining ilk ID kartasini ko'zlarida quvonch bilan qabul qilib oldilar. Fuqarolik pasporti o'z navbatida faxr va g'urur timsolidir desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki fuqarolik pasportini olgan shaxs o'zini davlat himoyasida ekanligini his qiladi. Bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish va yo'llarda xavfsiz harakatni ta'minlash maqsadida Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining mas'ul xodimlari tomonidan Shovot tumanidagi 25 sonli umumta'lim maktabi o'quvchilarining ota-onalari o'rtasida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Unda ishtirokchilarga yo'llarda qoidalarga amal qilmaslik yomon oqibatlarga olib kelishini har bir inson o'z oilasida farzandlarga uqtirib kichkinaliklardanoq yo'l harakati qoidalari bo'yicha tushuncha berib kelishlari, ota-onalar kichik sinfdagi bolalarning yo'lda maktabga borib kelishlarini shaxsan zimmalariga olib, jiddiy qarashlari lozimligini ta'kidlab o'tdilar. Shuningdek, o'smir yoshdagi farzandlarining voyaga yetmasdan, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib, avtotransport boshqarishlariga qolaversa tungi paytda bemaqsad yo'llarda yurishlarga yo'l qo'ymasliklari zarurligi alohida tushuntirib o'tildi. Shu bilan birgalikda ota-onalarni yanada ogohlikka chaqirish maqsadida viloyatimiz
Namus hududida bolalar bilan bog'liq hamda haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmay turib, avtomobil boshqarish oqibatida sodir etilgan yo'l transport hodisalari yuzasidan ma'lumot berilib, bunday holatlarga bee'tibor bo'lmasliklari so'raldi. Tadbir yakunida esa ota-onalar bevosita maktab ma'muriyati va farzandlarning sinf rahbarlari bilan hamkorlik o'rnatishlari, o'g'il-qizlarning tarbiyasi va xavfsizliklarga doim diqqatli bo'lishlari ham ta'kidlab o'tildi. O'z o'rnida targ'ibot tadbiri ishtirokchilarini qiziqtirgan savollar ham javobsiz qolmadi albatta. Yo'llarda bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining hamda voyaga yetmagan, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan yoshlarning avtotransport boshqarishlarini oldini olish maqsadida Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan umumta'lim maktablarining katta sinf o'quvchilari bilan alohida olib borilayotgan targ'ibot tadbirlarining bu galgisi Urganch shahridagi 25-chi sonli maktabda o'tkazildi. Unda o'quvchilarga yo'llarda harakat chog'ida piyodalar uchun maxsus yo'laklardan yurishlari va yo'lni piyodalar o'tish yo'laklaridan kesib o'tishlari zarurligi, o'g'il bolalar tungi paytda bemaqsad ko'chalarda, yo'llarda yurmasliklari, qolaversa harakat chog'ida turli chalg'ituvchi, ya'ni uyali aloqa, kitob va quloqchinlar hamda shunga o'xshash boshqa vositalardan foydalanmasliklar bo'yicha to'liq tushuntirishlar berildi. Shu bilan birga o'quvchilarga haydovchilik guvohnomasiga necha yoshdan va qay tartibda ega bo'la olishlari bo'yicha qonuniy, huquqiy ma'lumotlar berilib, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib avtotransport boshqarmasliklari viloyatimiz hududida xuddi shunday xatolik va qoidabuzarliklarga yo'l qo'ygan yoshlarning uchragan ko'ngilsizliklari va sodir etgan yo'l transport hodisalari aytib o'tilib, ishtirokchilar qat'iy ogohlikka chaqirildilar. Targ'ibot tadbiri yakunida esa o'quvchilar sohaga doir o'zlarini qiziqtirgan savollari bilan xodimlarga murojaat qilib, batafsil javob oldilar. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari paxta yig'im terimini betalofat o'tkazish hamda yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida Qo'shko'pir tumanidagi paxta qabul qilish punktida bo'ldi. Paxta yig'im terimida ishtirok qilayotgan traktor haydovchilari o'rtasida targ'ibot tashviqot ishlari olib borildi. Uchrashuv davomida haydovchilarga tezlik me'yoriga amal qilishlari, aholi yashash xonadonlari mavjud yo'llarda yosh bolalarning traktor tirkamasi ortidan yugurishi kabi holatlarga diqqatli bo'lishlari va yo'l qo'ymasliklari, ayniqsa tungi paytlarda ehtiyotkorlikni boy bermasliklari, tirkamalar soni belgilangan tartibdan oshmasligi hamda eng asosiysi tirkamalarda nur qaytaruvchi lentalar bo'lishi shart ekanligi ta'kidlandi. Shuningdek, haydovchilarga spirtli ichimlik iste'mol qilmasliklari, yo'llarda o'zlari hamda boshqa harakat ishtirokchilariga xavf tug'diruvchi xatti harakatlarni sodir etmasliklari tushuntirildi. Shu o'rinda nafaqat traktor haydovchilari, balki barcha haydovchilardan yo'llarda harakatlanishda o'z xavfsizliklari uchun ham yo'l harakat qoidalariga qat'iy amal qilishlarini, tuman, qishloq, mahallalarda paxta yig'im terimi chog'ida tungi paytda yo'llarda harakatlanayotgan piyodalardan nur qaytaruvchi kiyim yoki jiletlar kiyib harakatlanishlarini va shu orqali o'z xavfsizliklarini ta'minlashlarini so'rab qolamiz. Siz guvoh bo'layotgan va kundalik hayotingiz davomida o'zingiz ham yo'l qo'yadigan ushbu xatolik dunyoning turli burchaklarida har kuni yuzlab insonlar hayotiga nuqta qo'ymoqda. Piyoda va haydovchilarning xavfsizligini ko'zlab joylardagi mavjud piyodalar o'tish yo'laklari bugun shunchaki yo'llarga berilgan bezakdek bo'mbo'sh. Sababi esa o'zimiz. Biz bir necha daqiqagina vaqtimizni ayash yoki bo'lmasa 10-15tagina qadam ko'proq tashlamaslik uchun yo'llarda istalgan joyimizdan kesib o'tishni odat qilganmiz. Aslida xuddi mana shu qoidabuzarliklar tufayli yuz bergan yo'l transport hodisalarining ba'zilariga o'z ko'zimiz bilan guvoh bo'lganmiz. Ba'zilarini ommaviy axborot vositalari yoki internet tarmoqlari orqali kuzatganmiz va hatto achinganmiz ham. Biroq negadir o'zimiz yoki boshqa kimningdir boshiga yetmagunimizga qadar bu xavf men uchun emas degandek his qilamiz o'zimizni. Anglab yetgan chog'imizda esa ancha kech bo'ladi. Hozir yo'lni belgilanmagan qismlar o'tib turishlar-ku, maktab o'quvchisizlar, to'g'rimi? Maktabda o'rgatishmayapmiz sizlara o'qituvchilaringiz. Hozir biror bir holat bo'lsa, bir yo'l transport hodisasi sodir bo'lsa, yaxshi emas-ku. Yo'l harakati qoidalarini buzib tursizlar. Bundanki e'tiborli bo'linglar, yaxshimi? Sizlarni ogohlantiraman. Yo'l harakati qoidalarini amal qilinglar. Tartibga solingan chorrahada piyodalar o'tish joyidan
velosipedden düşken halde yetenekler ötüşleriniz gerek. Çıntırıp bildin mi? Yolu katnav kısmında hareketlenmenle. Çıntırıp bildin mi? Ayaklantıramazsın. Hürmetli piyada yolunu bilgilenmeyen kısmından kesip tutursunuz. Mümkün emez bu. Çünkü el ayı tutmuş, çünkü el de çıntırıp tutmaz. Piyadalarla bağlı saldırı botluğu, avtomobillerin gözü tutmaz. Ama tertibe salıngan çarakadan xəfsiz ötseniz boladı piyadalar yol ekçesinden. Size bilgilengen tertibde memur beyanlama resimleştirilirdi. Bana ki itibarlı olun. Yolun katman kısmından bilgilenmeyen cahaya kesip yatırsınlar. Bilgilengen tertibde memur beyanlama resimleştirilirdi. Bana ki itibarlı olunlar. Yol hareket kaydalarına emel kılınlar. Bilgilengen tertibde tertibe salıngan çarakaba, tertibe salıngan çarakada ötseyizde boladı ki. Xəfsiz ötesine, azı götürmüşler. Transport vasiteleri köp, sirkatnav yol, aileleriniz var, fərzətləriniz var. Şunların yanında sağaman barışını istəyirsizlər. Yol hareket kaydalarına əməl qılınlar. Yollarda qaydalarga əməl qılmasıq və bir yine etibarsızlık, katta yine köngülsüzliklərini keltirib çıxarışı mümkün. Aynan şunday noxushliklərinin aldını alış maqsadıda isə Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari joylarga tashrif buyurib, yo'llarda xavfsiz harakatni ta'minlashga doir targ'ibot ishlari bilan bir qatorda qoida buzarliklarni o'z vaqtida aniqlab, chek qo'yishni ko'zlagan holda yo'llarda reyd tadbirlarini ham o'tkazib kelmoqdalar. Hozir esa e'tiboringizni Urganch shahrining markaziy ko'chalarida olib borilgan reyd davomidagi aniqlangan qo'pol qoida buzarliklarga qaratamiz. Hürmetli haydovchi yol patrul xizmeti inspektori to'xtab turibdi. Davlat raqam belgisiz harakatlanib kelibsiz. Size bilgilengen tertibde memuriy beyannoma rasmiylashtirilardi. Avtotransport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonida to'xtatiladi. 9 sentyabr günüsü size akt verilgen ushbu transport vositangizga gaz o'rnatilgan deb. Gaz o'rnatish İdarası tamamında. Lekin yol hareketi üstündeki başkarmasına bağırıp ruhatta ötkezmeyensiniz. 10 gün müddette ötkezişiniz gerekir. Kaytacı kazak koysunuz. Size bilgilengen tertibde memur beyanlama resimleştirip avtotransport vasitası vaktinçelik cerime meydanına götürülür. Hürmetli fukara, size bilgilengen tertibde hareket doğumunda yol hareket kadalarının 12. bendini bozup uyalı kol telefonundan kol hareketleri bilen gerçekleşik geldiğiniz. Hem de sitaforunun Tatlıoz Kızıl İş arasında ötkellik izi için memur bir anlama resimleştirdim. İmzalı peres, elektron tertipte. Hürmetli fukara, size bilgilengen tertipte devlet rakam bilgisini öz başımçalık bile geçip alıp hem de transport vasıtasının alt eşik aynalarını körünüşünü çekilip kara plonki ornatıp geldik iz maksadında hem de tetkik işli hücretlersiz transport başkararlık izi için bilgilengen tertipte memur bir anlama resimleştirdik. Kaçeta çık toktan. Çıkamayın bir işken gerek o zaman. Ben işkenmem mi? Selamun Aleyküm, Mayor Berdipman, yaxşı mısınız? Yol patrul xizməti inspektori toxta tutdusunu, toxtamasına hərəkətlən tutdusunuz. Sizi tibbi körkə təklif etəmiz, xürmətli haydovçu. Spirtli içimdik istimal kullansınız. Yaşı içimdik istimal kullansınız. Beyan tırat bu seyirin. Mahit durmaz, şubat durmaz. Sizle bezek kırın ya. Ben tekrarlayın ve kay, ben içken ben. Sizle ayıksızla. Ayık adamıma tekrar versin. Kaysınız tekrar verirse. Ben hata kılgın ve içini, sen hata kılasınlar. Ben hata kıldım mı, sen kılasınlar. Ben doktora bakalım. Baka, doktoram, bana doktor gerek miydi? Doktor tekrar olmasın. İşken bunu attırmaya, içi kamera açı.
3 kamerası, aranda bir sen var, 3 kamerası da tuttu. 2 kadın bir doktorun üstüne gitti. Doktor üyesi içmeyemez, siz kadın üstüne gitti. Ben tekrarlan verici istedim, bize, cevap vereyim. Bize içken mi? Ben içken ben. 2 kadın ben tutup geldi, içti de. Ek geldi beni, kaydola çıkardınız, gözettiniz. Bulan üçü gözet karı mıydı? Bulaman namına vuruş ki yapıyor. Size ayak oturup, size bir dolap verin ama. Ay 3 kamerası. 3'in dolap verip bilesen mi? Ha? Gözümü kırladım, bir kamerada vardı. 3'in bak bilesen mi? Makaram ya kamerası, 3 kamerası, 2 kameram içken gerek olsa. Ben içken ben mi? Yarısı bir içsem içken. Bir içsem beziren miydim ben beziren verici? Ben içtim, boynumu attırma yine kameranız var. Öyle kamadır, merkek işime. Azı belgelenge tertipte memuru bir adama resmileştirdi size nispeten. Yani memuru cevaplarlık torsiyle kodeksinde 131. maddesine esasen. Evet. Spiritli içimlik istimal kılıp, avtotransport vasitesini başkarganız için. Siz azı teşhir tutmaz, spiritli içimlik istimal kılıp, avtotransport vasitesini başkarki yaptırırsınız. Şubirlen birgelikte yol patrol hizmeti inspektörünün kanuni talebini becermiyorsunuz. Size belgelengen tertipte memuru cevapkarlık torsiyle kodeksinin 131. maddesine esasen memuru bir anlama resimleştirildi. Hafta transport vasiteniz vaktinçelik cerime meydanına götürülen. Spitli içimlik istimal kılıp transport başkarış mümkün emez. Bilez sakın. Özünüzün hayatınızın hafif hastalığına götürürsünüz. Maşınızda yol avçılığa barıkken, birer bir yol transport hadisesi sadır olsa, tencere katarsanız ya bir başka haletle bilen tügese yakışamaz ki. Yok yakışamaz. Doğru mu akır? İtibarlı olun. Spiritli içimlik istimal kılıp traktör transportunu başka erkek yaptırırsınız. Mümkün emez ki. Şunçalı ayı tutturmaz, şunçalı çün tutturmaz. Tabii ki de bir azgına bir ne o ya. Yok siz köprak içkensiz. İki kaza değil söyledik. Ya azı kıdem gel tuttu. Tabii içkenli kıdı gelen. Spiritli içimlik istimal kılıp transport vasitesini kalaverse traktör transport vasitesini başkarış mümkün emezlikini bilesin mi? Bilemem. Hazırki günde sadır bulutturan yol transport hadiselerini gösterip tutmuz. Ama akbarat vasiteleri arkalı, içtimai termaklar arkalı. Size bilgilenge tertipte memur beyanlama resmileştirildi. Traktör transport vasiteniz vaktinçelik uşap duruşu için cerime meydanına koyduruladı. Bundaki itibarlı olun. Yani spiritli içimlik istimal kılıp traktör başkarkiyeniz için. Hayda uçuluk yuvaklamasını iyi gelmişsiniz. Ama yoklamam ben hemen. Yoklamam bağlı. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari tomonidan xavfsiz tun profilaktik tadbiri doirasida Qo'shko'pir tumanida reyd tadbiri o'tkazildi. Haydovchilik guvohnomasi yo'qmi? Yo'q, haydovchilik guvohnomasi. Haydovchilik guvohnomasi olganmisiz? O'qiganmisiz? Hozir yo'l patrul xizmati inspektorlari to'xtab tekshirib turibdi, taqdim qilolmaydirsiz. Tegishli hujjatlarsiz boshqarib turibsiz. Og'am bilaydi men, nozik, nalakatik. Azı şahsınızda anıklık girtilirdi, elektron planşet arkalı. Bilgilengen tertipte memur beyanlama resimleştirilir. Size nispeten de yani tekişli hüccetlersiz avtotransport vasitesini başkart giyeniz için transport vasitesi vaktinçelik uşap duruşu için cerime meydanına koyduralım. Size bilgilengen tertipte memuru bir anlama resimleştirildi. İşanışlamasız transport vasitesini başkart giyeniz için. Memuru cevapkarlık torsiyle kodeksinin 291. maddesine esasen transport vasitesi vaktinçelik cerime meydanına koyduruladı. Tekişli hüccetleri iyi gelmişsiniz. Hüccetsiz hafta transport vasitesini başkart giyeniz, doğru mu? Hüccetsiz hafta maşına başkart mümkün emezlikini bilesin mi? Sonra tutup mu zazı şahsın stasyonla çıkıp cetem takdim kulön mündürsüz. Üst bu transport vasitesi kim gete geçti? Ağanız gete geçti. Şu başkarışa ruhsat ver koyup mu size? Yok. Başkarışa ruhsat ver mi koyup mu? Nümö çöresi başkarı bilsiz. Hürmetli Aydavcı azı sizin şahsınıza anıklık girtiledi. Elektron planşet arkalı.
sizlere nispeten bilgilengen tertipte memur beyanlama resimleştirilirdi. Avtotransport vasitası vaxtinçelik uşab duruşusun cerime meydanına kötürülürdü. Bundaki etibarlı bu. Şu oranda haydovchilarga avtotransport vositangizga o'tirar chog'ingiz tegishli hujjatlar yoningizda ekanligini tekshirib, ishonch hosil qilishingizni hamda spirtli ichimlik iste'mol qilib rulga o'tirmasligingizni maslahat beramiz. Aslida bu yo'l harakati qoidalarida qat'iy ko'rsatilgan qoida bo'lib, har qanday qoidalarga amal qilmaslik haydovchining belgilangan tartibda javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi.